Kızcağız girdi içeri, daha da ses çıkmadı. Vallahi gencecik kızın günahına girdik. Attık kızı ateşlere ya. Ne yapacağız? Ay bir de Filiz kardeşini Amerika'da sanıyor şu an ya. Oh. İki gün sonra konuşmak izleyeceğiz. Ne diyeceğiz kıza? Oh. Ya paşayı öldürürlerse Filiz ne bilecek? Oh. Amerika'ya yerleşti, orada kalacak. Ondan cevap vermiyoruz. Ne olacak ha? Sus biraz. Allah aşkına bir de sus ya. Sus biraz. Ne felaket tellalı çıktın ya. Ya bağırma bana Tufan abi be. Ya ama arkadaş sen de biraz bir sakin, biraz susmayı bil ne olursun ya. Lütfen. Tamam lan bağırma sen de kıza. Ya bağırmadı arkadaş, tamam ben de korkuyorum, ben de gerildim ama biraz lütfen bir sakin olun. Azıcık bir sesimize hakim olalım ya. Necmi'yi de öldürürler. Vallahi de billahi de kadın ayakları dolanmasın diye öldürürler bak. Aa, belki de şimdi öldürdüler kadını ha. Öldürmüş olabilirler mi şimdi kadını? Vallahi bizi de kesecekler Cemil. Vallahi bizi gebertecekler, mahvedecekler bizi Cemil. Ne yapacağız Cemil? Ama ya. Şeyim gözünü seveyim bak, sen de 8. vitese taktın değil mi? Yani biraz vitesi düşür. Yani en kötü içeri gireriz, görürüz ne olduğunu. Şimdiden böyle varsayımlarla hareket etmenin bir anlamı yok yani. Yanlış anlama. Yok Cemil, çok korkuyorum. Ben de korkuyorum. Ben de çok gerginim şu an ama biraz kendime ne yapıyorum? Hakim olmaya, sakinliğimi korumaya çalışıyorum. Sen de biraz yap, yardımcı ol. Ne olur. Sen sus hele Tufan abi. Tamam, biraz sert çıktım ama yani vallahi.